Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir konu öğreneceğiz. Are you ready Tonguç? I'm ready teacher. Mükemmelsin, tebrik ediyorum seni. Bugünkü dersimizde esasında gençlerin yaşamayan teen life'ın birincisini öğrenmiştik. İkincisini öğrenmiştik. Şimdi üçüncüsünü öğreneceğiz ve mükemmel bir şekilde adverb of frequency, hatta bunu şöyle adverbs of frequency diyebiliriz. Yani sıklık zarfları, hani Türkçe'de zarflar var ya Tonguç, onun gibi sıklık zarflarını öğreneceğiz. Always, daima, often, sık sık, sometimes, bazen, never, asla diyeceğiz. Asla ve asla. Harikasın. Asla asla deme. Yani never say never. Güzel. Sen de İngilizce biliyorsun bayağı Tonguç'um. Sonrasında bunu öğrendikten sonra stating personal opinions, yani what is your favorite daily activity? Günlük favori aktiviten nedir? To be honest, I like doing exercise but my favorite is cycling. Diyorsun, yani dürüst olmak gerekirse benim favori egzersizim. Egzersiz yapmayı seviyorum ama fakat ben bisiklete binmeyi seviyorum gibi cümleler kuracağız. Ve aynı zamanda which sports do you prefer? How often do you do sports? Who loves doing sports gibi soruları da güzel güzel öğreneceğiz. O zaman hazırsan hemen dersimize başlayalım ama öncesinde biliyorsun ki LGS Ekim ayında hızlı bir şekilde gidiyoruz. Mükemmel bir şekilde gidiyoruz. Şöyle ben skop ayarlayayım. Kahve gözüktü hocam. Afiyet olsun. Evet, kahve olsun. Gözüktü. Haklısın Tonguç'um, bak burada kahvemiz hazır. I like coffee. Drinking coffee diyelim. Burada İngilizcesini de söyleyelim. Şimdi burada 0'dan 8'e sözelden, taktikli İngilizceden, ki burada biliyorsun stickerlarla kelimeleri çok daha hızlı bir şekilde karşımıza asarak öğrenebiliyoruz. Dinamo İngilizceden, ki burada biliyorsun konu anlatım var Dinamo İngilizce'de. Böyle konuları, kelimeleri vererek gidiyor. Ve aynı zamanda Zoru Bankası 10'da 10'dan ödevlerimizi yapıyor muyuz Tonguç'um? Exactly. Vay, exactly ha. Vay, bayağı güzel. Hadi bakalım. O zaman herkes hazırsa, hepimiz hazırız diyorsak dersimize başlayalım güzel bir şekilde. Konuları mükemmel bir şekilde öğrenelim Tonguç'um. Evet, kahve yine gözüktü ama olsun, sıkıntı yok. Hadi bakalım. Stating personal opinions, yani kişisel fikirlerimizi sunmak. State, sunmak. Personal, kişisel opinions, fikirler. Şimdi, what's your favorite daily activity? Önce sana sorayım Tonguç. Burada arkadaşların cevaplar vermişler ama sen kendin söyle. Senin favori günlük aktiviten nedir mesela? En çok yaptığın şey nedir evladım? Favori günlük, hocam, tuvalete gitmek. Güzel. Bunu İngilizce söylemen lazım. Bunu Türkçe söylersen anlamaz karşındaki. My favorite activity is going to toilet. Güzel. Fakat, to wash my hands. Fakat bu iğrenç bir şey. Yani bunu gerçekten daha... Hayır, ellerimi yıkamak için gidiyorum. Ha, güzel. Aferin. Ama daha kampımızın İngilizce alakalı bu kadar pırıl pırıl videosunu işte, bunu yapman kötü oldu. Bak arkadaşlar neler demiş. My favorite is, benim favorim diyor, doing yoga, yogayı seviyormuş, in the mornings. Bak sabahleyin yoga yapıyor. I think it is very healthy. O çok sağlıklı diyor. Bak hem görüşünü dile getiriyor, favorisini söylüyor, hem de I think diyerekten, yani bence diyerekten neden onu sevdiğini söylüyor. I love doing exercises. Egzersiz yapmayı seviyorum diyor bu arkadaşımıza. I do crunch, squat and push up every morning. Bunların ne olduğunu biliyor musun Tonguç'um? Crunch, squat ve push up'ın. Senin böyle tipinde böyle öyle bir şeyler bilen... Hocam fitness hareketleri. Güzel, tebrik ediyorum. Ve diğer arkadaşlar, to be honest, dürüst olmak gerekirse demiş. Demek ki dürüst olmadığı anlar da var. I don't like doing activities. Aktivite yapmayı sevmem. I just lie. Öylece uzanırım. And watch TV. Bu sanki sana daha yakın. Bu senin kanka gibi değil mi? Tam benim gibi hocam. Aynen. Squat yok, crunch yok, yoga yok, her şey yok. Direkt yatış ve televizyon izleyiş. Bu tabii çok iyi bir şey değil. Sağlığımız için zararlı. Şimdi bazı önemli sorular var. Onlara değinmek istiyorum Tonguç'um. Which sports do you prefer? Yani hangi sporu tercih ediyorsun? Mesela sana hemen sorayım. Which sports do you prefer Tonguç? I prefer watching TV sport. Oğlum... Ha, Eurosport izlemek mi senin spor aktivitesi? Evet hocam. Öyle bir şey yok. Evladım, o spor aktivitesi olmuyor. Spor yapabilmen için indoor, yani içeride ya da outdoor sporlardan birini yapman lazım. İşte dışarıda yüzmen lazım, ne bileyim koşman lazım, trekking falan filan. Ama böyle bir şey yok. Evde televizyon izlemek spor değildir. Mesela bu arkadaşın I prefer archery demiş. Nedir bu? Okçuluğu seviyormuş. Bak burada bir row'u var, arkı var. Böyle çok güzel artist takılıyor. I prefer going trekking and doing yoga. Bu da yoga yapmayı seviyormuş ve trekking nedir Tonguç'um? Hocam yürüyüş hocam. Harikasın. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü, böyle normal dolanıyor ve genellikle doğada yürürken yoga yapması da sıkıntı oluşturabilir. Çünkü yoga daha çok böyle içerilerde yapılan bir şey ama adam temiz hava almak istiyor, güzel bir şey. I love doing outdoor sports. Outdoor spor. Outdoor spor ne demek Tonguç'um? Hocam dış ortamda yapılan, ya daha doğrusu çok böyle geniş ortamda yapılan. Evet, gerçekten spor yapmaya yapmaya gerçekten gördüğünüz gibi artık nefes alın. Boğazım düğümlendi. Aynen, bu kadar çok televizyon karşısında oturursun. Sağlıksızlık akıyor. Sağlıksızlık akıyor. Tabii bizim stüdyomuz şu anda bir ormanlık bir yerde. Böyle ormanın içerisinde böyle temiz hava giriyor ama. Zen stüdyo kurmuşsunuz hocam. Zen stüdyo, evet, tamamen cam ve içerisi tamamen böyle orijinal. Fakat şaka bir yana, bu arkadaş outdoor spor tarzıymış. Mesela sence Tonguç, handball oynuyorlar ya. Handball sence bir outdoor spor mudur, indoor spor mudur Tonguç'um?
Indoor spordur. Niye? Çünkü handball'da böyle fileler var. İçeride olmaması lazım. Salon sporu. Salon sporu yani, harikası. Ama biz outdoor spor seviyorsa bu arkadaş, muhtemelen ne olacak? Basketbol olacak, futbol olacak. Dediğin gibi yürüyüş olacak, dağa tırmanmak falan filan. Bak, dışarıda basketbol sahalarında oynayabiliyorum, parklarda hocam. Kaliteli bir insansın. Diğer bir sorumuza baktığımızda, important questions, yani önemli sorulara baktığımızda, how often do you do sports? Yani ne sıklıkla spor yapıyorsun? How often? Şimdi mesela eğer bir sporu I always, mesela diyelim ki yüzmeyi düşünelim, swim, tamam mı? Eğer deniz kenarında yaşıyorsan veya evinizin havuzu varsa, sizin evinizde havuz ya da yalak var mı Tonguç'um? Hocam bizim evimizde leğen var hocam. Leğen güzel ama leğen de yüzemezsin, leğen küçük ama how often do you do sports veya how often do you swim dediğimizde, eğer her gün yüzüyorsan %100 anlamına gelen I always swim diyebilirsin. Daha az, yani %70 böyle bazı günler yüzmediğin günler oluyorsa I often swim diyebiliriz. Veya daha da azsa %60 ama çoğunlukta yüzüyorsan I usually swim, genellikle yani. Sometimes, bazen, %50. Rarely, nadiren, çok az yani. Never ise evinizde havuz ya da işte leğen ya da yalak ya da herhangi başka bir şey yoksa ve yüzmeyi bilmiyorsan how often do you swim? I never swim. Ben yüzmeyi bilmiyorum ki. I can't swim diyebilirsin. Demek ki never, asla. Always, daima, often, sık sık, usually, genellikle, sometimes, bazen, rarely de nadiren anlamına geliyor. Ve burada şuna dikkat etmen lazım. Bunlar emizardan sonra geliyor ama fiillerden önce geliyor. Yani I dedin mesela veya you veyahut da we fiilini kullandıktan sonra diyelim ki swim dedin fiil olarak veyahut da run dedin veyahut da go dedin, tamam mı? Bundan sonra yapman gereken şey artık bunları araya koymak. Yani I always run in the morning, I always go to school gibi ifadeler kullanmanız. Bunlar araya giriyor Tonguç'um. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Who ve verb is. Bu neymiş? Şimdi burada bize özneyi soruyor Tonguç'um. Özne nedir? İşi yapanlar. Yani diyelim ki Tonguç bir öznedir. Ben bir özneyim. I, you, we, they, he, she, it. Bunlar, yani ben, sen, o, biz, siz, onlar birer öznedir. Who likes coffee? Mesela kim kahveyi sever Tonguç'um? Hocam I like coffee. O zaman mesela ben de seviyorum. O zaman ben diyorum ki Tonguç and I like it. Peki Tonguç, burada şuna dikkat. Tonguç'a like mı gelir, likes mi gelir? Hocam Tonguç bir he, she, it olduğu için hocam. Evet. Likes gelir. Evet, Tonguç he, she, it'ten biri olduğu için, yani he olduğu için Tonguç likes olur. Ama Tonguç ve I, yani Tonguç ve ben iki kişi olduğumuz için artık I like it olur. Şimdi burada başka bir şey de var. Who enjoys doing sports? Yani kim sporları yapmaktan zevk alır dediğimizde my sister enjoys diye de sorabiliriz. My sister enjoys. Niye? My sister yine she doing sports şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi Tonguç'um, bunları iyi hatırlaman gerekiyor. Bazı fiillerimiz var. Enjoy, love, like, dislike, keen on, fond of, hate. Şimdi bunların anlamını biliyor musun, bilmiyor musun, görelim bakalım. Enjoy nedir Tonguç'um? Hoşlanmak demek hocam. Love. Sevmek. Like. Hoşlanmak yine. Dislike. Hoşlanmamak. Keen on. Sevmek demek. Sevmek, ısrarcı bir şekilde, değil mi? Fond of. O da böyle yani evet, beğenmek, hoşlanmak demek. Hate. Hocam nefret etmek. Nefret. Şimdi o zaman sevdiğin bir şey, love yaptığın bir şey ve hate ettiğin, nefret ettiğin bir şeyi söyle bakalım bana. I love studying lessons. Çok güzel bir cümle söyledin. Gerçekten bir de doğru olsaydı ne kadar sevindim. Ders çalışmayı seviyorum dedin. Tebrik ediyorum seni. Peki hate de, hate'e söyle. Nefret ettiğin bir şey söyle. I hate going to school. I hate going to school. Bak dikkat ettin mi? Cümle ne diyorsun oğlum? Ders çalışmayı sevdiğinde... Pardon okur. Hocam. I hate... Az önce söylediğin yanlış oldu. Going to cinema hocam. Ha. I like going to... enjoy going to school hocam. Tamam. Estağfurullah. Bak. Going to school diyorsun. Veyahut da I love music diyorsun. Bak müzik bir isimdir. Yani bir fiil değildir. Aynı hocam zaman... söz notumu düşünmeyin lütfen. Yok yok. Bende kanaatin her zaman için aynı. Hiç değişmeyecek. 45. Dolayısıyla müzik... ya da going to school, bunlar birer artık isimleşmiş oluyor. Dolayısıyla isim veya verb ing geliyor. Şimdi bir de sınav tarzı soru çözeceğiz. Sınav tarzı soru da çok önemli. Which picture doesn't show Tonguç's preference demiş. Yani hangisi Tonguç'un tercihini yansıtmaz diyor. Bakalım senin tercihin neymiş. Oku bakalım Tonguç, tercihini hep beraber duyalım. I don't like doing indoor sports. Hı-hı. And I prefer doing outdoor sports to indoor sports. Yani ben hoşlanmam salon sporları yapmaktan. Ve ben tercih ederim yapmayı... dışarıda yapılan, değil mi? Salon dışında yapılan sporları, içeride yapılan sporları diyor. O zaman bu senin tercihin olabilir mi? Olabilir. Trekking, evet hocam. Trekking olabilir. Şu? Swimming, evet hocam. Evet, çok outdoor güzel. Outdoor spor. Şamyerle yüzüyorsun. Peki bu ve bu. Bak basketbol, şimdi. Outdoor spor hocam. Evet, ama buradaki denizdeki
Nedir? Handball indoor spor olduğu için cevabımız deniz oluyor. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam.